Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda şu an dünyanın belki de en zengin hesabıyla karşı karşıyasınız arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi kadrom bu şekilde ve coinsimi görüyorsunuz arkadaşlar. 5 milyar coinsim var. Yatırımlarla bu şekilde bir coins kasabildik arkadaşlar biliyorsunuz 2 milyar civarında coinsimize el koyulmuştu ama oyuncularımız gitmemişti arkadaşlar oyuncularla tekrar tekrar yatırım yaptık aldık sattık vesaireler ve bu rakama ulaştık aslında daha da fazla şöyle göstereyim işte arkadaşlar 5 milyar 138'in üstüne Drogba var Rodrigolar var arkadaşlar bu videoyu çektiğim zaman bu şekildeydi. Ee, bu fotoğrafı çektiğim zaman bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar 220 milyon civarına e, yükseldiler bunlar. Şimdi oyuna geçip sizlere o kısmı göstereceğim. Bir kısım daha yatırım yaptım arkadaşlar. O kısmı da göstereceğim sizlere. Ama e, önce kimleri aldım, kimleri sattım ve 6 milyara yakın coins yaptım arkadaşlar. Hemen sizlere göstereyim. Biliyorsunuz pazar... Allak bullak oldu. Herkes coştu, yükseldi, patladı. Her şey oldu arkadaşlar. Ve biz de bundan nasiplenen kişiler olduk kardeşlerim. Gerçekten çok 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 güzel atılımlar yaptık. İşte sizlere yaptığım satışları şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar 200 milyon verdikten sonra hemen hızlı bir şekilde oyuncuları satmaya başladım. Ama bu Haaland'lar daha sonra daha da yükseldi arkadaşlar. 35.900'den 10 tanesini sattım Haaland'ların. Daha da vardı elimde. Sonra arkadaşlar Joaquin'leri sattım. E, 33.900'e 5 tanesi gitmiş. Ve işte 33.900'e kalan 19 tanesi de gitti arkadaşlar. Sonra bir kısım değerlendi. Arkadaşlar sattığımız oyuncu sonradan tekrardan toparlandı mavi oldu diye çok mavi oldu diye hatta sattığımız oyuncular sonradan tekrar tekrar toparlandı arkadaşlar. Buna şahit olduk. Gerçekten son 3 gündür pazardan hiç çıkamadım arkadaşlar. Bir maça bile girmedim sanırım. Son 3 gündür canlı yayınlar vesaire de çok defa yaptık biliyorsunuz. Pazardan hiç çıkamadık gece gündüz arkadaşlar. Muhteşem işler yaptık. Devam ediyorum. İşte grill işleri sattım arkadaşlar. E, 19 tane grill işim vardı. Hatta 25 tane vardı. Elimde hepsini satmış bulundum diyeyim artık. Çünkü e, yükselmeyecek gibiydi. Bugün gen alıp almayacağı belli değildi arkadaşlar. Ama erken getirdiler. Keşke biraz daha bekletseydim. 30 küsurlara satabilirdim ama yapacak bir şey yok. Satmış bulundum arkadaşlar. Maviydi ben sattığımda da zaten. Ve işte Baggio'ları sattım arkadaşlar. Roberto Baggio'ları 250'şer milyona satabildim. Bence çok güzel satışlardı arkadaşlar. 4 tane Baggio vardı elimde yatırım yaptığım ve 250'şer milyona satabildim. E, Frimpong vardı arkadaşlar 76 milyonunu sattım. Ve işte size shorts videosunda attığım kaka leite arkadaşlar. Kakayı çok güzel bir fiyata satmış olduk. E, şimdi kaka değerlenmiş arkadaşlar. E, tabii ki e, bunlar yaşanabilir arkadaşlar kaka değerlenmiş e, bu tip şeyler yaşanabilir. Ben satarken arkadaşlar 10 kişi satmaya çalışıyordu. E, çok şükür biz başarılı olmuştuk. Şimdi tekrardan toparlanmış değerlenmiş ama ben bunun parasıyla çok fazla yatırım yaptığım için oralardan ekstra kazançlar elde ettim arkadaşlar. O yüzden çok fazla artık bu kısımlara takılmıyorum kardeşlerim. E, şöyle de bir şey söz konusu arkadaşlar gerçekten bu pazarla neşir olmak, yatırım yapmak çok online olmayı gerektiriyor. Online olmak derken maç gibi direkt başında olmanız gerekmiyor ama sürekli yoklamanız lazım arkadaşlar. Pazarda neler oluyor, anlık gelişmeleri sürekli bakmanız lazım. Ancak o şekilde başarılı olabilirsiniz. Satış yapmayı, alım yapmayı bilmeniz lazım arkadaşlar. Etkinlikten para çıkararak veya arkadaşlar e FIFA points'le ya da işte para vererek, gerçekten TL vererek ee, coins almakla coins kasılmıyor arkadaşlar. Biz e, tabii ki etkinlikten çıkardık bunun çoğunu ama çok akıllı yatırım hamleleri yaptığımız için arkadaşlar şu an belki de FIFA dünyasının en değerli hesabıyla karşı karşıyasınız kardeşlerim. Ve e, çok da fark var arkadaşlar gerçekten bu kadro ve e, bu coins e, inanılmaz derecede yüksek oldu. Ben de artık bir e, stok getirmeleri kanaatindeydim arkadaşlar düşmedi pazar bir türlü hala da düşmüyor arkadaşlar devam edelim. Evet kalan Haalandları 6 tanesini 45'e sattım. Gördüğünüz gibi 35'e satmıştım. 10 tanesini, 6 tanesini 45'e sattım. Belki daha da yükselmiştir. Takip etmedim arkadaşlar. Evet elimde arkadaşlar bir sürü 109'luk vardı. 109'lukları stok gelmeden akşamdan önce erittim arkadaşlar. Ve işte bu şekilde kardeşlerim 109'lukları ve 112'likleri sattım. Ve ben sattıktan sonra gerçi bunlar yine şu an devam ediyorlar herhalde değerlenmeye ama o zaman mavi olmadan hemen önce Ronaldinho ve Zidane'ı satmıştım arkadaşlar. E, ve Efenberg'i takastan çıkartıp, Şampiyonlar ligi son takasından Efenberg'i çıkartıp e, sattım arkadaşlar. E, evet işte bu satışlarım. Yaya Turen vardı, Gereeron vardı arkadaşlar. Onları sattım. Gördüğünüz gibi Vural bu. Emre Vural mıydı bilemedim. Güray Vural mı yoksa. Onu da sattım arkadaşlar. E, herkesi sattım. Önüme geleni sattım. Satılabilir oyuncu bırakmıyorum hesapta. Ve işte bu oyuncular da elimdeydi arkadaşlar. Ronaldo'yu almıştım. Cruyff takastan çıktı. Van Dijk'ı almıştım yatırım olarak arkadaşlar. Ee, bu yatırımlarımı da paraya çevirdim kardeşlerim. Harika satışlar oldu. Ve Maldini'yi de çok güzel bir fiyata sattım arkadaşlar. Belki daha değerlenmiş olabilir ama o paraların ekstra yatırımlar yaptığım için çok koymuyor arkadaşlar. Evet sonra Rafinha'ya yatırım yaptım arkadaşlar. Rafinha'yı çok güzel bir fiyata alıp çok güzel bir fiyata sattım arkadaşlar. 70-75 milyon civarlarını aldım. 76 milyon o civarları aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 93 milyona sattım. Çok fazla aldığım için arkadaşlar sonrasında da var satışlarım. Çok fazla aldığım için çok kar ettiriyor arkadaşlar. Ve son büyük satışım arkadaşlar. Şimdi onu da göstereyim. Evet son büyük satışımlar Ruben Diaz'lar arkadaşlar. 25 tane almıştım. Hepsini sattım. Burada aşırı kar edemedik. Hatta belki e, kafa kafaya falan gelmiş olabilir arkadaşlar ama Bundan da bu şekilde bir satış yaptığımı sizlere göstereyim Hemen şimdi oyuna geçelim arkadaşlar Evet oyuna girdim arkadaşlar Şu an gördüğünüz gibi 4 milyarlık bir değerimiz var Enkunku'yu aldım ve 4 milyarlık da coinsimiz var e, Onun dışında arkadaşlar bazı alımlar bazı satımlar yaptım e, Şunları satmaya çalışıyorum bakalım giderlerse Fikri satabilmişiz bunu da ilerleyen süreçte satabilirsek güzel olur. Onun dışında arkadaşlar gördüğünüz gibi Enkunku aldım. Bu Enkunkuyu uygun fiyata aldım arkadaşlar. Daha düşüktü ben aldığımda ve birazcık Kieza aldım. Daha da alır mıyım bilmiyorum arkadaşlar. E, Bakın gördüğünüz gibi başka da satılabilir oyuncum yok arkadaşlar. Hepsi satılamaz oyuncu şeklinde çok fazla benzer oyuncum var ama artık bir şekilde bunları ayıklayacağız arkadaşlar. Neler yaparız? Bilmiyorum ama ayıklayacağız. Oyun telafi ödülü vereceğini açıkladı arkadaşlar ama bakalım herkese mi verecek yoksa sadece bundan yararlanamayanları mı verecek? Onu yararlanamayanlar diye açıkladılar ama ee, tabii ki bilmiyoruz kimlere vereceğini yararlanabilenlere mi verecek yararlanamayanlara mı verecek göreceğiz arkadaşlar burada da sadece boost için buraya girebilirsiniz kardeşlerim artık coins derdimiz çok da fazla kalmadı gördüğünüz gibi yıldız biletini bitireyim onu yapayım falan ee, muhteşem bir hesap haline geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi Almak, satmak bu şekilde yapılır arkadaşlar. Ee, şu an takribi 8 milyar kadro değerimiz var ama 6 milyar civarında coins değerimiz var arkadaşlar. Bu muhteşem bir rakam gerçekten. E, tabii ki bunu oyunun e, o dağıttığı konislerden bir kısmını sağladık ama sonrasında yaptığımız yatırımlar ve al satımız yaptığımız satışlar e, muhteşem bize kar getirdi arkadaşlar e, ha bu arada bir tane daha vardı onu göstermeyi unutmuşum gulitler vardı arkadaşlar gulitler gulitleri de muhteşem bir rakama sattım. Onu da göstereyim. Ee, evet işte bir de gulitlerimiz var. Gulitleri de muhteşem bir rakama sattık. Sonrasında arttı mı artmadı mı çok bilmiyorum arkadaşlar ama bunu da 80 civarına almıştım. Bundan da güzel bir kar ettik arkadaşlar. Herkes yükselirken muhteşem alımlar yaptık ve sonrasında da düşmeye başlayacağını tahmin ettiğimiz zamanlarda çok güzel satışlar yaptık arkadaşlar. Bundan sonra kimlere yatırım yaparız onları çok fazla bilmiyorum ama ilerleyen aşamalarda hep birlikte göreceğiz. yatırımda biraz yoruldum arkadaşlar bir hafta kadar falan çok az ilgilenebileceğim o yüzden yatırım pek fazla yapmayacağım video falan da zor atarım arkadaşlar o yüzden bir hafta falan problemli geçebilir sizlere bu videoyu atarak ee, bu videoyla muhteşem bir şekilde sizleri bilgilendirmek istedim kardeşlerim. Az önce şeyden bahsediyordum. Ee, telafi ödülü vereceklerinden gerçekten çok da önemli ödüller değil. Bir tane 112 vereceklermiş. Satılamayan bir tane 114 vereceklermiş hafta sonu. Ee, bence daha fazla olması gerekirdi. Coins de vermeleri lazımdı. Ama sadece 1 milyon coins verecekmiş telafi olarak. Bize de pazar kapandığı için bazı telafi ödülleri vermesi gerekirdi ama yapmayacaklar sanırım. Çok da önemli değil artık. Arkadaşlar yaparlar veya yapmazlar. Ee, pek çok kişiye bu yatırım tavsiyelerini verdim ve pek çok kişi kazandı arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, çok fazla coins kazan olmuştur e, umarım. E, çünkü coins olmadan kadrolarınızı şekillendiremiyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar iyi oynadınız iddia edin. E, şu an e, 114lerle 115lerle baş etmeniz mümkün değil arkadaşlar. İyi oynasanız bile mümkün değil. Bir yere kadar baş edebilirsiniz. O yüzden e, coins çok önemli oluyor. Evet e, kardeşlerim yıldırım hızıyla bu videoyu sizlere atmak istedim. Gerçekten sonrasında çok müsait olamayacağım. O yüzden e, bu video ile sizlere bir ara geçiş yapmak istedim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bugün Bugün bir yılı doldurduk arkadaşlar. Bir yıl oldu tam. E, bugün yani doğum günümde ee, bir yıl önce bir video atmıştım sizlere. Yine TOTS videosuydu arkadaşlar ve muhteşem bir TOTS gecesi yaşamıştık. Bu da unutulmaz muhteşem bir TOTS gecesi oldu gerçekten arkadaşlar. Ee, ben yeterince zevk aldım arkadaşlar. Gerçekten 2 ayda 2 ayda bu hale geldi arkadaşlar hesap. 2 ayda bu hale geldi inanılmaz bir gelişme kaydettik. Tabii ki oyunun verdiği olay bizi çok e, ileri attı ama. Onun öncesinde de zaten 2 milyar civarındaydı coinsimiz arkadaşlar. Bir sürü yatırım yaptık. Bir sürü alsat yaptık. E, 2 milyar civarındaydı. Şu an 6 milyar civarında. Oyunun bize ekstra öne atması birkaç milyar oldu. Biz de yatırımlarla onu daha da yükselttik arkadaşlar. Evet e, kardeşlerim. Nice yıllara diyelim inşallah bundan sonra daha çok video çeker daha çok canlı yayın yaparız beni dinlediğiniz için teşekkürler hepiniz hoşçakalın.